Başkanım öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür çok ederiz. Turnuva geçti. Evet. Bir değerlendirmenizi alalım ilk önce turnuva ile ilgili. Valla bayağı zorlu oldu. Yani 49.sü bu. Ve yıllardan beri bu turnuvayı devam ettirmenin keyfini de yaşıyoruz. Tek turnuva belki de yarım asırdır süren Türkiye'de ligin dışında. Keyifliyiz, mutluyuz. Eskişehir Spor'a, Mersin İdman Yurdu'na, Osmanlı Spor'a, Gençler Birliği'ne teşekkür ediyoruz buradan. TRT'ye gösterdiği ilgi için, maçları canlı yayınladığı için, bize verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Spor yazarı arkadaşlarımıza, size, internet medyasına, foto muhabirlerine, kameramanlara, spikerlere, herkese teşekkürü bir borç biliyoruz. Ve sevgili futbol severlere de bu turnuvada bizi yalnız bırakmadıkları için yine teşekkür ediyoruz. Bir ay önce kaybettik. Bizim için çok önemli bir isimdi. Bu derneğin neredeyse kurucularıyla birlikte adı eşdeğerdi. Devrim Saharoğlu'nun eğitim seminerlerini başlatmıştı. İlke sahibiydi, prensip sahibiydi. Kalemini hiç satmadı. Onun değerini ve kıymetini bildiğimiz için, bizim güneşe bakan aydınlık yüzümüz olduğu için de onun adını verdik bu turnuvaya ki o zaten yaşarken de çok daha hak etmişti bu işleri. Eşine Filiz ablaya da geldiği için turnuvaya, bizi yalnız bırakmadığı için buradan teşekkür ediyoruz. Adına da yakışır bir turnuva oldu. Gerçekten de öyle oldu. Eleştirilerin merkezi Ankara Gücü'de. Ankara Gücü'nün olmaması. Evet. Onunla ilgili sizin samimi açıklamalarınız. Şimdi Ankara Gücü statü gereği bu turnuvada yer alamıyor maalesef ki. Süper Lig takımları oynamak istemiyor. Zaten Ankara Gücü biliyorsun transfer yasağı var. 6 futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Hazır değillerdi zaten bu turnuvaya. Mehmet Yener'le de bu konuda görüşmüştük. İşte 15 gün kaldı sürenin bitmesine, transferin kapanmasına. Umut ediyorum ki Güven Varol'la anlaşma sağlandıktan sonra 200 milyar almış. Sanıyorum peşinatı kabul etmiş ki bizim sevgili Alper Bakırcıgil'in de uzun süredir uğraştığını biliyorum bu konuda. Aracı olduğunu sırf Ankara Gücü sevdası nedeniyle. Ankara Gücü nün de içinde yer alacağı bir turnuvayı mutlaka düzenleyeceğiz gelecek yıl. Ankara Gücü taraftarlarını böylesine keder içinde bırakmak istemiyoruz. Çünkü Ankara Gücü başkentin en önemli rengi ve hala da öyle. Gençler Birliği'ne ve Osmanlı Spor'a da teşekkür ediyoruz tabii ki. Gençler Birliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'a da teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu turnuvayı onların sayesinde yıllardır düzenliyoruz. Ama Ankara Gücü olmayınca renklerden biri eksik kalıyor söylediğim gibi. Statü gereği Şekerspor örneğini veriyorlar. Şekerspor çok özel bir örnek. Şekerspor o devirde Türkiye'nin en ünlü oyuncularını, ki Sergen Yalçın da onlardan biriydi. Evet. Transfer etmişti, turnuvaya hazırdı ve özel bir durumda kabul edildi bu turnuvaya. Yani şimdi Ankara Gücü'nü bu duruma düşenler belli. Ankara Gücü'nün niye bu konumda olduğu belli. Bunların sebepleri belli. Ben burada uzun uzun üzerinde durmayacağım. Bugün Ankara Gücü bu turnuvada yer alamıyorsa onun sorumluları belli. O yüzden biz elimizden geleni yaptık. Bir de tabii bir şey daha var. Ankara Güçlü taraftarları 2 gün önce buraya davet ettim. Çay içmeye, sabah kahvaltısına. Bir tek Ali Çetin geldi. Bu da hani özel bir konu ama bunu da söylemiş olayım. Gelin konuşalım dedim. Kimse gelmedi. Ya klavyeyle olmuyor bu işler. Oradan yazarak filanla falanla olmuyor. Yani Ankara Gücü için gerçekten emek sarf etmek gerekiyor. Önümüzdeki yıl bunu gerçekleştireceğiz. Bunu herkes görecek. Ben bunun sözünü buradan veriyorum. TSYD turnuvası mı? TSYD turnuvası da olur. Onun dışında da olur. Mutlaka bir turnuvada Ankara Gücü olacak. Ankara Gücü taraftarında bu müjde. Ankara Gücü olacak. Yani Ankara Gücü'nü mutlaka bir şekilde zaten destekliyoruz. Evet. Elimizden geleni yapıyoruz. Dergimizde sevgili Özgür de yazdı. Dergimizi alanlar görmüşlerdir mutlaka. Evet. Yani Ankara Gücü yoksa zaten bir rengimiz eksiktir. Hep bunu söylüyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Onu söyleyebilirim. Yani bunun tabii maddi giderleri var. Bu hesap kitap meselesi. O yüzden sussunlar, konuşmasınlar. Biz Ankara Gücü için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Yani. Hazır mikrofonu uzattık, yakaladık. Ankara'da spor medyası son yıllarda çok ciddi kan kaybetti. Ali abimiz mücadele ediyor. Evet. Gazetelerde birer ikişer kişi kaldı. İş yükü biraz da internet medyasına kaldı. Bununla ilgili artık TSYD'de yapabileceği bir şey var mı aslında? Tüzük Tadil Kurultayı var. Tüzük Tadil Kurultayı'nda bütün bunları enine boyuna konuşacağız. Hassas dengeler söz konusu. Var olan üyelerin bir bölümü umurlarında değil bazı şeyler. Biz şimdi tabii ki bu bir tavırdır. Büyük medyanın, gazetelerin tavrıdır. Evet. Biliyorsun Rüzgarlı Sokak'ta bürolar vardı. 20'şer 30 kişi çalışırdı bundan yıllar önce. Evet. Bugün tek tük kişi çalışıyorsa işte faal olan 178'in
94'de emekli, 84'ü faal, aktif olarak çalışıyor şu anda üyelerimizin. Ve 84'ün içinde sadece 6 tane faal gazeteci var. Bazı gazeteler şubelerini, Ankara'daki şubelerini kapattılar. Evet, televizyonlar. Biz elimizden geleni yapacağız. Ankara'nın eski itibarına kavuşması için kurucu üye Ankara'dır. 1963'te İstanbul kurulmuştur. 1951 yılında Ankara kurulmuştur. İlhami Tansel'in büyük gayretleriyle, Raşit Giray'ın katkısıyla. O yüzden Ankara için elimizden geleni yapacağız. Bütün gayretimiz, düzenlediğimiz organizasyonlar, plaj voleybolu ile başladık. Evet. Geleneksel turnuvamızın 49.sunu düzenledik. 6 yıl sonra televizyondan yayınlattık TRT'nin evet. katkısıyla. O da önemli bir detay. 6 yıldır yayınlanmıyor. Plaj voleybolunu NTV'den finallerini canlı olarak yayınlattık. Biz önemli ölçüde katkıda bulunduk. Türkiye Voleybol Federasyonu ile Nesti ile, işte isimlerini söylemeyeyim. Bir AVM'nin de katkısı var yani büyük. Devam edeceğiz. Basketbolu düzenleyeceğiz. Voleybolu düzenleyeceğiz ve Türkiye'de, Ankara'da ilk kez bir koşu düzenleyeceğiz. TSE'de, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin adını taşıyan. Evet. Bütün bunlar için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca 19 Mayıs stadının bir an önce yapılması, inşa edilmesi için elimizden gelen gayreti sürdüreceğiz. Sayın Duayen Başkan İlhan Cavcav'la görüştüm. Bütün amatör kulüplerle de görüşeceğim bu hafta içerisinde. Çok kısa süre içerisinde basın toplantısı yapacağız. Ya burada ya Gençler Birliği'nin Beştepe'deki tesislerinde ya 19 Mayıs stadında. Ve mutlaka bu aradaki yolu biliyorsun Atatürk evet. Kültür Merkezi ile onun yerin altına alınıp projenin bu güzergahta gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışacağız. Ankara halkını duyarlı olmaya, sivil toplum örgütlerini bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Burası bir spor alanı olmalı. Taburdan başlayarak eski hipodrom, Atatürk Kültür evet. Merkezi. Bütün emniyete amatör, kadar. Amatör evet emniyete kadar bütün amatör branşlar da yer almalı. Burası inşa edilirken burada AVM'ler şu bu değil. Evet. Burası Ankara halkının faydalanacağı, spor yapacağı bir alan olmalı. Bunun için duyarlı olmak zorundayız. Bunun için el birliği yapmak zorundayız. El ele vermek zorundayız. Umut ediyorum ki bu çabalarımız meyvesini verecektir. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.